denenmiş ve yapılmış anlamında değil ancak e, nasıl güzel olunurun herhalde e, özellikle taçlandırılmış olduğundan. <laughs> şimdi evet, efendim evet. sakın ekran başından bir yere ayrılmayın. Taçlandırılmış evet, olma kısmını ben gerçekten merak ediyorum bir hekim olarak bir hekim arkadaşımı. <laughs> çok teşekkür ederim ee, çok zarifsiniz siz de öylesiniz efendim çok hoşsunuz her şeyden önce çok da iyi enerjileri tutan e, iki sunucusunuz ekip olarak bu yansıyor. E, güzellik evet şöyle, hekim olarak yaptığınız e, tedavileri mesleğinizdeki konuyu her zaman kendinize uygulayamazsınız. Evet. Başka alanlarda hep aynı örneği veririm. Cerrah kendini ameliyat edemeyebilir ama bizim için öyle değil. E, biz güzelliğin ve estetiğin içindeyiz ve kendimize bana göre mutlaka bakmak zorundayız. Ben hep böyleydim, üniversitede de öyleydim. Her zaman e, özenirdim bu konulara ama. Herhalde işin içine girdikten sonra daha fazla özenmeye ve dikkat etmeye başladım. Bütün olarak güzellik işte kilonuz, hayata bakışınız, gülümsemeniz, nasıl yaşadığınız bir bütün olarak zaten işin içinde olduğunuzda kendinize uygulamanız şart bence benim hayat görüşüm böyle. Madem ki bu konuda çalışıyoruz elimden geldiğince hastalarım yaptığım her şeyi, önerdiğim her şeyi Kendime yapıyorum. Zaten önce kendime yapıyorum. Biz öyle Onu yaparız. Söyleyecektim. Evet. Şimdi bir de e, maalesef bizim toplumumuzda ben bunu çok üzülerek söylüyorum ama e, hatta dünyada da hı hı. maalesef örnekleri var. İşte güzel kadın akıllı olmaz ya da çok akıllı olmaz, çok eğitimli olmaz gibi bir inanış var maalesef. E, böyle bir önyargı var. E, tabii bunları kimin çıkardığını da düşünecek olursak dışarı. <laughs> Allah e, ben tam tersine biraz yani... <laughs> e, eğitim konusuyla başlamak istiyorum. Yani evet. biraz eğitimimizden bahsedelim. Onun sonrasında da evet. e, seve, seve. medikal estetiğe dair hem bilgilerinizi evet. hem sırlarınızı almaya devam edelim olur mu? İki, iki Yani evet. Seran Hanım hem medikal eğitimi olan yani tıp eğitimi evet. anlamında söylüyorum. Hem de güzellik eğitimi olan diyebilir miyim? Çünkü sonuçta bu bu tarz süreçlere sen de aşinasın geçmişinde. Yok bu tamamen tıp doktorlarının yapabildiği konular zaten. E yok şey anlamında söylüyorum. Nasıl? E, tecrübe ve elinizdeki ya güzeli bilmek mi diyeyim? Güzelden anlamak mı diyeyim? Yani Yok canım. Güzeli bilmek <laughs> O çok iddialı. Öyle mi? <laughs> Ama şöyle diyebiliriz. Seneler içinde aldığımız eğitimler ve yaptığımız işlerdeki tecrübeyle e, hastayı değerlendirdiğiniz zaman yani ben de hasta diyorum doktor olduğum için dilimiz öyle alışıyor. Neye ihtiyacı olduğunu tabii ki e, öngörebiliyorsunuz. İşte güzeli bilmekten kastettiğim bu. Size geldiği zaman mesela hemen e, dün görüştüğüm bir takım hastalarımdan örnek vereyim bir şey için geliyorlar diyelim ki. İşte Saran Hanım diyor şuradaki çizgime takıldım. Şuradaki çizgiye tabii takılabilirsin ama aslında bütün olarak görüş, görüntünden ya da aynadaki yansımandan rahatsızsındır. Yani bu daha doğru bir bakış açısıdır. Ben ona ya sen tamam o çizgine takılabilirsin ama bak böyle böyle yaparsak çok daha güzel ve doğal bir sonuç elde ederiz. Sana şu tedaviler çok daha uygun olur diye Elbette ki yönlendiriyorum. Zaten mesleki deformasyon böyle bir şey. <laughs> Seneler sonra susturamıyorsunuz kendinizi. Elde değil yani Vallahi, konuşuyorsunuz. Biz sizi susturmayalım. E, hatta önerileriniz ve e, danışanlarınıza, hastalarınıza e, önermelerinizin haricinde... ...ben ilk önce yine aynı konuya geri döneceğim. Tabii, Eğitime seve ve seve. sonrasındaki güzellik yarışması hikayesinden biraz bahsedelim evet, istiyorum. Evet tabii İzleyiz seve seve seve. Tıp fakültesine... Çok isteyerek kazandım. Hep doktor olmak istiyordum her zaman. Yani ilkokulda da, ortaokulda da hedefim doktorluktu. Ee, güzellik yarışması fakülte yıllarımda üçüncü ve dördüncü sınıfta e, Türkiye Güzellik ve Best Model. O benim önümü tabii televizyon anlamında sonra mesleğimle beraber televizyonda da program sunmak anlamında açtı. 9 sene profesyonel modellik yaptım. O arada fakülte bitti. Doktor olmaya çok istekliydim ama sonrasında ne yapacağınızı yeni mezun olduğunuzda böyle bocalayıp karıştırabiliyorsunuz. Öyle yıllar olabiliyor. O dönemde sadece televizyonla ilgilendiğim, sadece e, televizyonculuk yaptığım seneler oldu. Sonra medikal estetikle tanıştım. 2000 senesinde Fransa'ya gittim. Fransa bu işin özellikle mezoterapi uygulamalarının ve medikal estetiğin temeli. E, bütün Avrupa'da iki ekol vardır. Birisi İtalya, birisi Fransa. Sonradan gerçi Almanya'da katıldı bu ülkelerin arasına. Şimdi bütün dünya bu konuda çalışıyor yaygın olarak. Fransa'da bir süre kaldıktan sonra özel öncelikle mezoterapi, sonra Türkiye'de akupunktur, sonra dolgu botoks gibi diğer medikal estetik konular, ozon terapi böyle üst üste yıllar içinde devam etti. Ee, hekimlik zaten bir noktada durmamak, kendini geliştirmek, e, yeni bir konuya girdiğin zaman o konuda yeniden uğraşmaya başlamak demek biz öyle deriz değil mi bir konuya girince minimum 4 yıl minimum 4 bin hasta böyle biz belli süreler belli hastalardan sonra Hı, bu konuda biraz artık bilgim var galiba filan noktasına geliriz. İşte 18 sene geçti 18 yıldır medikal estetikle uğraşıyorum kendi kliniğimde çalışıyorum. Ee, en sonunda da uzun süredir yapmak istediğim şeyi yaptım. Bir kitap yazdım. Evet, Ama güzel bir kitabını yazdınız. <laughs> Niye <Yani, gülüyor> Hakikaten öyle derler. Değil bu eminim, evet. kitabını yazacağım diye. Hani e, zannediyorum çevremizde bundan daha uygun birileri çok fazla yoktur i̇şte öyle ben, değil mi? Aslında evet. en baştan beri kastettiğim o. Yani bir hekim gözüyle güzellik e, bir de taç sahibi bir güzel gözüyle güzellik. Yani sizin bir yani, e, tit, o ikinci bir tipi mi? Etkilemiştir. Mutlaka etkilemiştir. 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 Çünkü çok genç yıllardan itibaren bakış açınıza etkiliyor. Elde değil senin de etkiliyordur. E, o konuda... Baktığın zaman mutlaka güzel bir şey öncelikli görüyorsun ya da bir kadına ya da erkeğe baktığında ya şöyle olsa çok daha iyi olur. Şurada kaşında şöyle falan diyorsunuz elde olmadan yıllar içinde. E tabii ki ben bir ortopedist Ama olarak buna, yürüyüş mesela ilk değil değil dikkat mi? ettiğim şey yürüyüş acaba hafif bir sekme mi var, ayakkabılarındaki aşınma bu sadece evet. muayeneye gelen hastalar için değil ki Sınırlı'da yani değil. Evet. ortada otururken ya da bir kafede otururken bile. Evet, Bu evet. şekilde dikkat ediyorsunuz. E, haklısın. Sonra medikal anlamda da e, bilgilerimi bunun üzerine koyunca e, her açıdan bakıyorum gelen kadına ya da erkeğe elimde olmadan. Ay, kendimi kaptırıyorum işlem yaparken cımbızı alıp kaşını aldığım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Çok güzel. Yani, <laughs> oluyor. Aslında böyle şaşırıyor. Serhan Hanım ne yapıyorsunuz falan. Bir dakika bak çok güzel olacak. Şuradan bir tane. <laughs> yani evet. E, 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 yani öyle... E, Bayağı bir şey oldum deforme evet. oldum bu konuda. Kitap hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ya, i̇smi çok istiyordum pozitif güzellik. Pozitif güzellik evet. Benim bakış açım olduğu için yazarken ismi ortaya çıktı. Önce ismini koymadık tabii ki derleyip toplamaya çalışırken güzelliğin tanımını yaparken ortaya çıktı. Çünkü tek bir şey değil bana göre güzellik. Yani burnunun kalkık olması, dudağının hiç öyle bir gerçek yok. ...harmoninin içinde yani o uyumun içinde bütün olarak insan güzel. Ve aslında hepimiz güzeliz. Yani herkes olduğu gibi ve sahip olduğu haliyle güzel ama bunu yansıtabilmek de önemli. E, hissettiğin ya da var olduğun halinde kendini sevdiğin zaman başka bir ışıl şey diyorsun. O yüzden ruh ve beden güzelliğinin bütünleştiği zaman tam olarak... ...kendimizi iyi ifade ediyoruz ve güzel oluyoruz. Oradan çıktı ortaya pozitif güzellik adı. Şimdi aslında bu söylediklerinizin hemen hemen hepsine katılıyorum. Evet. Ama şöyle bir durum var ki... ...biz ister istemez varlık olarak kendimizi aynada çok eleştiren bir varlığız. ya Buna ben de dahilim. İster istemez sizin az önce de söylemiş olduğunuz gibi... işte ya kaşınla ilgileniyorsun, ya çizginle ilgileniyorsun. Bir de biz kadınlar nedense o... Güzel yaş alma konusuna e, evet. fazla takmış durumdayız. Ya tabii ki ruh güzelliği çok önemli. Bizim Ama... yüzümüzden taktınız bence. <laughs> Ama bir de şöyle bir şey evet. var. Yani Hı -hı. E, gerçekçi olmak lazım. Sonuçta sizin de söylemiş olduğunuz gibi güzel bir şeye, e, güzel bir e, dış görüntüye sahip olan insana veya işte paket dahi olsa bardak hı -hı, dahi hı -hı, olsa hı -hı. daha fazla ilgi duyuyoruz. Ee, belki eksimiz belki artımız bilmiyorum açıkçası yani doktorlar olarak sizin de değerlendirmenizi isterim hı -hı. ama özellikle sizin şu bakış açınızı merak ediyorum. Ee, şimdi evet herkesin kendine göre bir güzellik anlayışı var. Evet. Ee, güzellik tanımı dediniz, ee, pozitif güzellik dediniz. Ee, bir bunu merak ediyorum biraz açmanızı rica edeceğim. İki Sonuçta bizler ne bileyim işte hafif kilo aldığımız zaman işte hafif çizgilerimiz çıktığı zaman Hiç işte yaşımız ilerlediğimiz kendimizi. zaman işte ne bileyim lekelerimiz olduğu zaman mutsuz oluyoruz. Evet. Yani evet, bir evet. de bunlardan Allah'tan Tabii. hani e, doktorlarımız var ki kurtulma aşamalarımız var. Tabi. Biraz da ona değinelim. Tabii. Zaten benim mesleğim onu gerektiriyor. Ee, ama anlatmak istediğim pozitif güzellikte anlatmak istediğim şey tek bir yerinize takılmayın. Takıntılı olmak güzel olmayı gerektirmez yani getirmez arkasından. Bir şeye takılmak ve onun üzerine gitmek onunla uğraşmak psikiyatrik bir sorun. Ama yaş alırken daha iyi görünmeyi istemek yapılabilecekse müdahale ettiğim zaman daha iyi olacaksa işte yüzümüzde vücudumuzda bazı alanlara müdahale etmek tabii bu bizim işimiz zaten. Ben de iyi bir şey yaptığımda çok mutlu oluyorum. Hastam da bundan çok mutlu oluyor. Yani hayatını bu artı bir enerji olarak pozitif bir enerji olarak yansıyor. Çevrenizden birisi hiçbir şey olmadığı halde Ay bugün biraz iyi görünmüyorsun dediğinde o günümüz kötü geçiyor bizim. Yani zaten insan ruhu dışarıdan gelen tepkilerden çok etkileniyor. Maalesef. Hani kadar güzelsin, ışıldıyorsun falan dediğinde birisi aslında koşarak geliyor. Ay fark edildi falan diye böyle yapılan işler. Yani genelde hep insanlar Bize... aşık olduğu zaman öyle deniyor da yani herkes <laughs> her aşık, aşık oluyor. Yani, aşık mı oldun değil mi? İşte biz onu <laughs> cilt gençleştirici bir takım tedavilerle de yapabiliyoruz. Aşık olmasan da parlıyorsun. Şimdi biraz önce şey dediniz bizim yüzümüzden dediniz. Ee, evet biz yani doktorlar normali mi değiştirdik peki? Ee, yani evet, medikal biraz, estetik biraz. E, normal yaş almayı değiştirdi ve toplum normları farklı mı oldu? Yani hmm, yok. yaşlandıkça kırışıklık normalken kırışıklığın olmaması çünkü aşırı normal. Ya kişinin kırış... hoca bu normal kırış... olması normal. Evet, normal. Yani normali mi değiştirdik? Kastettiğim oydu. Tam öyle demek istemedim. O şöyle demek istedim. Yaş kavramı evet değişti. Neden değişti? Çünkü bütün dünyada artık 40'lar, 50'ler yaşlı falan değil. 60'ta değil. Evet, 70'i ee, devirdik. En güzel yıllarımızı 40 sonrası yaşıyoruz. Ne ve hoş. ruhumuz evet harika yaşlar. Eee <laughs> ve ruhumuz değişmiyor. 50'de de 60'ta da. Olgunlaşıyoruz, orada kalıyoruz. Yüzümüzdeki yansıma, yaşımız aynada yansıdı ama o bizi mutlu etmiyor artık. Çünkü hala sosyalleşiyoruz bu yaşlarda, hala çalışıyoruz, dışarı çıkıyoruz, evleniyoruz, aşk oluyoruz. 60 ya, yani yaş bitti artık ya. Evde otur 60 böyle bir ne şey kötü yok. Ne bir düşünceymiş o zaten. Ha, o dönem öyleymiş. Yani bugün öyle değil. Dolayısıyla insanlarda daha iyi görünmek ve yaşanırken daha iyi görünme isteği talep olarak arttı. Medikal estetik de bu yüzden bu kadar genişledi. Donanım bu kadar arttı. Bu kadar çok teknoloji ilerledi. Her aşamada uygulayabilelim ve daha fazla beklentiyi karşılayalım diye. Ben şeyden demek istedim. Bazen yapılan uygulamalarda... Bu altın oran ve uyum konusunda doktorlar da limitleri çok zorlayabiliyorlar. Yani herkesi aynı yapmak zorunda değiliz tabii ki. Onu söylemek istedim. Herkesin kendi içindeki uyumu güzel. Dudaklar, burun hep aynı olduğunda herkes güzel olmayacak elbette ki. Orada biraz zorladık herkes çok aynı görünmek zorundaymış gibi. O da her sektörde yapılan hatalar moda yaratmak zorunda sektör. Peki sizin estetik anlayışınıza uymayan talepler geldiğinde mutlaka uygun olmadığını söylüyorsunuz. Tabii. Yine de talep devam ederse uyguluyor musunuz? Eskiden uyguluyordum. Hastamla bu konuda bayağı zor süreçlere girdiğim artık yapmıyorum. yapmıyorum. Bu da galiba tecrübeyle ortaya çıkan bir nokta. Çünkü aslında yapamayacağınız ya da yapmak istemediğiniz bir tedavi sırf istiyor diye yaptığınızda yine de kişinin mutlu olmadığını görüyorsunuz. Orada söylediği şeyleri değil de alt yazıyı okumak lazım. Yani aslında söylediklerinden ayrı senden ne istiyor? O da tecrübeyle oluyor. Ee, aslında ona yakışmayacak, olmayacak, gerek olmayan dolgun dudakları var dudak yaptırmak istiyor. Yani Gerçekten onun güzelliğine güzellik katmayacak bir şey istiyor. İşte o zaman yapmamayı tercih etmek en doğrusu. Artık yapmıyorum. Artık ben inat ediyorum, ben diretiyorum böyle yapalım diye ama elbette ki ortak payda da buluşmamız değerli. Özellikle kitapla ilgili biraz evet. daha içeriklerden bahsetmek istiyorum evet, ben. Çünkü bildiğimiz kadarıyla sizin sadece e, güzellikle ilgili tecrübeleriniz ve medikal estetik doktoru olarak. E, prof profesyonelliğinizin haricinde aynı zamanda hayat tecrübeleriniz de biraz var evet. içinde. Hani yemeden, içmeden, uyumadan, hayat tarzından. E, hakikaten hani o söylediğimiz gibi. Kendi frekansını değil mi? yakaladın farkındayım evet, mı? Evet hocam yakaladım. Ben neler evet. çektim. Evet. Siz anlıyorsunuz değil mi beni? Cümlesi bu. Anlıyorum. Yani bu işin kitabını yazan biri olarak. ya yani Bu cümleyi çok sevdim ve size de çok yakıştırdım hakikaten. Evet. Biraz daha çünkü çok fazla vaktimiz de kalmadı Tabii. ama izleyicilerimizin de ben faydalanmasını istediğim için e, anlatmanızı rica Tabii. ediyorum. Medika estetik zaten multidisipliner bir konu. Yani sadece dolgu ve botoksla ilgilenmiyor. Ki bu çok önemli bir konu. Doğru yapıldığı zaman çok anlamlı ve doğru ifadeler katabiliyor kişiye ama beslenmeniz, doğru beslenmeniz, e, egzersiz yapmanız, e, özellikle ne yediğiniz, ne içtiğiniz, e, belli zamanlarda hormonal sebepler, çocuk Doğurmak sonrasında, hamilelik sonrası, menopoz dönemi, eksikleriniz. Yani anti aging, destek olabileceğimiz antioksidan içerikli ya da başka bir takım tamamlayıcı terapiler. Bunların hepsi bir bütün. Medikal medik istatistik bunların hepsini içeriyor. Kilonuz, bölgesel kilolarınız, beslenme düzeniniz, e, otoimmün sistem hastalıklarla savaşınız, bu arada aldığınız ilaçlar, bunların size yaptığı yıkım. Çok geniş bir konu. Bunları anlatmakta zorlanıyoruz çoğu zaman. Ben de oturdum. Nedir bunlar? Başlık başlık ee, ve ben bu konularda nasıl çalışıyorum? Hepsinin bir özetini çıkarttım kitapta. Özellikle uyku konusunun da öneminin altını çizmişsiniz ki bu bence en önemli şeylerden bir tanesi belirli saatlerde e, belirli hormonlarımızın kendini yenilediğini düşünecek olursak e, egzersiz yeme içmenin dışında da hakikaten uyku özellikle biz kadınlar için her şeyde e, çok çok önemli. Çok önemli. Vallahi iyi ki varsınız diyeceğim ben. Ben teşekkür Neden ederim derkenin. çok sağ olun. Çünkü e, benim de kendi doktorum mesela benim yediğim turşuya kadar hakikaten müdahale ediyor. Yememel lazım falan diye ama böyle. Ama bütün dünyada yeni konsept bu. Holistik yaklaşım. Evet. Hastanma, doktorunuz hastalanmadan. artık hastalanmadan. Tabii doktorunuz artık her şeye müdahale etmeli. Ee, tabii ki bizim mesleki anlamda e, belli sınırlarımız var. Yani Hı -hı. konu dermatolojinizse zaten karışamayız. Konu ortopedi ama Yaşamsal anlamda genç sağlıklı güzel olmak için belli kriterler var ki bütün doktorlar bunlara müdahale etmeli. Peki son dakikalarımızda o zaman e, farklı yollarda almak istiyorum. Peki. Özellikle medikal estetikte e, benim de hani e, çoğu zaman yaptırdığım işte vitamin efendime söyleyeyim ne biliyim son ah, deniliyor. Hani o kadar çok şey var ki. Onu çok sever. Biraz <laughs> özetleyelim mi özellikle son olur, dönemlerde olur, sizin de uygulamayı e, çok sevdiğiniz e, danışanlarınıza popüler Tabii, e, olan durumlar. Benim uygulamayı çok sevdiğim. Erkekte ve kadında doğallığı bozmayan, cildin yaş almasını yavaşlatan, yani cildin tamir gücünü arttıran ve en gelen zararlı, evet en sevdiğim, <laughs> en sevdiğim, <laughs> en sevdiğim. Bak, anlatırken heyecanlanıyorum. <laughs> bir şey var mı? <laughs> yaş alırken cildin tamir gücünü arttıran ve yaşlanmaya karşı direncini arttıran enjeksiyonlar. Hı -hı. Söylediğin gibi vital arasında vitamin enjeksiyonu, somon DNA'sı bu isimlerle geçer. Bizim ona verdiğimiz ad mezolifting'tir. Mezoterapinin cilt gençleştirmek anlamında yapılan bir alt başlığıdır. Ne yaparız? Cilde yaşla birlikte azalan maddeleri enjeksiyonla geri veririz. Çünkü bazı maddeler artık cildin içinde hyaluronik asit gibi, vitaminler gibi, antioksidanlar gibi daha az yapılmaya başlar. Böylece hücre daha fazla yaşlanır. Hücrenin yaşlanmaya karşı ihtiyacı olan maddeleri içeriye vermek. Siz değişmezsiniz. Ama cildiniz parlak ve iyi görünür. Yani doğallık için çok önemli bir şeydir. Egzersiz gibi. Düzenli egzersiz yapmak gibidir. Ya biz egzersizi ne kadar yapsak da bazen kurtulamadığımız özellikle o hani bölgesel denilen e, evet. kilolar var ben ya de, de mesela bölge. hem bölgede o tüm bölge. <laughs> Yok hocam kendinize haksızlık etmeyin. Onlardan kurtulma şansımız da var değil mi? Var tabii evet. Tabii. Yani sonuçta e, Doğru doktorlarla, doğru ellerle kendinizi güvende hissettiğiniz zaman, kendinizi daha mutlu hissetmeniz ve en önemlisi de sağlıklı olmanız mümkün mü hocam? Mümkün. Çok önemli bir kriter var. Lütfen bunu bir anda yapıp sonra yapmayacağınız bir şey gibi düşünmeyin. Evet. Bu tedaviler hayatınızın bir parçasıdır. Özellikle doğru beslenmek, egzersiz, bölgesel kilo takibi hep özeneceğiniz şeylerdir. Ya bir kere yapayım öyle olmuyor. Ki doğrusu öyle, uzun öyle madde evet. yani, duymuştum. Biz tıp fakültesindeyken önleyici sağlık e, aşı evet. bunu biliyorduk. Evet. Yani önleyici hastalık ya da önleyici dendiğinde aklımıza gelen tek şey aşıydı. Evet. Evet. Yani aşıdan kastettiğim işte bu çocuklara yapılan çocuk felci aşısıydı, hepatit aşıları falandı. Şimdi artık her şeyi önceden yapmamız gerekiyor. İşte herhalde Medikal estetik denince sanki moda bir kavrammış gibi geliyor ama aslında Hayır, içi öyle değil. İçi, evet. İçi işte evet. içi öyle değil. İşte yani İçinin öyle olmadığını anlatmak istedim evet. aslında. Çünkü bu konuda halka, halkın okuması için yazılmış bir kitap e, yoktu. Olmadan gelin. Evet. Olmadan gelin. Evet. Peki, çok son bir şey söyleyeyim mi? Hatırlınız var mı? Var. Mesela tam bu sözünüzün üzerine e, yaş uzatmak için, hayatı uzatmak ve bir yaşlılığımızı da daha ileri yaşlarımızda daha sağlıklı kılmak için damar yolundan uyguladığımız anti-aging bir takım biliyorsunuzdur belki B12 yani aktif B12 vitamini ya da glutasyon gibi antioksidan enzimlerin uygulanma dönemi var. 40 yaş 50 yaş sonrası. Bunların estetikle hiç ilgisi yok. Bunlar tamamen daha sağlıklı olmak için yaptığımız daha iyi yaşanmak için yaptığımız bir takım uygulamalar. Aslında e, güzellikle ve Konu sağlıklı gelmiş. sınır yok diyelim. Peki, <laughs> evet. çok, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Çok